Evet arkadaşlar, şu an geldik. Buradan karşıya geçmemiz gerekiyor şu an. Şuralar. Eşya falan satıyorlar burada. Böyle buraya gelirseniz alabileceğiniz bir sürü hediyelik eşya var. Belki kendiniz alabileceğiniz şeyler. Biz farklı bir yerden girdik arada şu anda. Evet. Tamam. Buradaki yerler değişik. Aynen şu taraftan girelim. Şuraya doğru devam ediyor burası. Yavaş yavaş dolaşacağız şimdi. Biz direkt yol tarafından girdik. Şöyle gösterelim. Yavaş yavaş da tanıtırız zaten size buraları. Buralar gösterelim ama. Şurası Hacı Bayram Veli Camisi. Şekilde. Arkadaşlar şu an sizin için caminin içini bir göstereyim. Camiye girelim. Biliyor musun? Bir bayanlar tarafı şu tarafta. Bayanlar tarafı, hareketler tarafı da burası. Thank you.
Şuna bakalım. Burası da caminin üst katı. Burayı da gösterelim. Burası da caminin üst katı. Burası da o girişteki çıkış yeri, iniş çıkış yeri. Girdiğimizde sağda soldaki yerler. Sonra bir yerden daha içeri giriyorsunuz. Bir daha üst kata çıkmak için yer var. Bu şekilde. Şu gördüğünüz caminin ilk mimarı Mimar Mehmet Bey'miş. 1427 ve 1428 yıllarında yapılmış cami. İnşaata başlangıç tarihi 1427 yılında inşaata başlanmış. 1428 yılında da inşaat bitmiş. Daha sonra işte bir sürü insanın, yani Ankaralı halkın daha çok işte geldiği bir yer haline gelmiş burası. İnsanlar geliyorlar işte burada dua ediyorlar. Ondan sonra ibadetlerini ediyorlar. Özellikle cuma günleri, kandil günleri falan. İşte Ramazan'da teravihlere geliyorlar. Bu şekilde. Şurada da yine Hacı Bayram Veli'nin türbesi var. Hacı Bayram Veli hakkında da kısaca bilgi vermek gerekirse, kendisi 1352 yılında doğmuş. 1430 yılında vefat etmiş. Doğduğu yer Ankara Solfasol. 1430 yılında da Ulus'ta vefat etmiş. Yani burada vefat ediyor. Zaten camisi ve tekkesi burada. Kendisi zaten Fatih Sultan Mehmet Han'ın babası zamanında, 2. Murat zamanında yaşamış Hacı Bayram Veli. Yani rivayet o ki mesela 2. Murat'a söylemiş, senin oğlun, yani Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethedecek diye. Ve yani bir özellik de şu, 2. Murat padişahken Hacı Bayram Veli'ye ve onun öğrencilerine bir ferman hazırlıyor onlar için. O fermanda da 2. Murat, Hacı Bayram Veli ve öğrencilerinden vergi almıyor. Ve kendilerini askerlikten muaf tutuyor. Bu sayede onlar da daha çok. Ya bunu yapmasının sebebi de en başta sebeplerinden bir tanesi, Hacı Bayram Veli o zaman yaşamış çok büyük mutasavvıflardan biri yani. O zamanki çok büyük bilim adamı diyeyim size. O yüzden ilime daha çok yönelsin diye bu şekilde onlara bir tolerans sağlamış. Tolerans tanımış. Bunu da böyle size söyledim. İşte içeriye girmeye çalışalım siz birazdan sizin için. Şöyle etrafı göstereyim. Biraz orası boşanır var. Az biraz daha gezelim de. Buraya şeyi gösterelim. Tamam. Şimdi gösterelim. Oraya birazdan gelmeyelim mi? Önümden kuş geçti. Ya şurasını şöyle hafifçe size göstereyim. İşte buraya gelirseniz burada yemek yiyebileceğiniz bir şeyler var. Şu an biz
Ramazan öyle güzel kokular geliyor ki karnım acıktı. Gelirseniz burada bir şeyler yiyebilirsiniz. Ailenizle falan mutlaka uğrayın derim size. Manzarası falan güzel. Bir kale de yakın. Kaleyi de göstereyim şimdi size. Kale görünüyor zaten buradan. Şükürle buranın bahçıvan abisi Allah Muhammed yazmış çiçeklerden veya almışlar hazır bilmiyorum şu an. İşte şimdi kalıntı var şurada birkaç tane. Onları da göstereyim. Abiler orada çiçekleri suluyor. Orada da Muhammed yazıyor. Şöyle bir dışarıda namaz kılındığında imamın durabileceği bir mihrap var. Görebileceğiniz size şurası var ya. Şu Augustus Tapınağı'nın büyük ihtimalle kalıntılarından bir tanesi. İşte şimdi size şöyle kaleye gösterelim. Kale zaten şuradan baktığınız zaman görünüyor. Yani oraya gidebilirsiniz isterseniz. Şöyle gösterelim. Kale var. Sizin için şu türbeye girmeye çalışalım. Hacı Bayram Veli'nin türbesine. İnsanlar bekliyor herhalde oraya girmeye çalışmıyorlar. Veya sıram var bilemiyorum ama. Girmeyenler var ya. Ben bir gireyim de. Girelim. Arkadaşlar şimdi demiştim ya size camiyle yan yana diye Augustus Tapınağı. Şurası cami, burası Augustus Tapınağı. Şurası tapınak şu şekilde. İşte kalıntıları kalmış zaten. Diğer taraftan da gösteririm şimdi size. Bu hale gelmiş. Yani şuralarda ne vardı bilmiyorum tam olarak ama. Ankara Augustus Tapınağı dünyadaki en önemli Roma dönemi yapılarından biridir. Tapınak önemini Latincesi tapınak duvarlarının iç yüzüne, Yunancası ise Güneydoğu duvarının dış yüzüne kazınmış ve Roma İmparatoru Augustus'un başlarının anlatıldığı eşsiz yazıta borçludur. Yani tamamı esprisi. Demek ki bu abinin, şu Augustus galiba, şu Augustus abinin başarılarını tapınağın iç yüzüne ve dış yüzüne işte kazımışlar. Oymuş yani esprisi. Tapınağın yan tarafında şu şekilde tapınak burada. Park. İnsanlar oturuyor falan. Tapınağın burası da o göremediğimiz tarafı. Gösterelim hemen. Burada merdivenler falan var işte. Şurada merdivenler var. Şöyleymiş aslında. Şu şekildeymiş. Şu an sadece yazıyor. Pronaos, büyük kapı ve cella ile tapınak günümüze kadar korunmuştur diyor. Bir şey mi var? Böcek mi var? Örümcek vardı. Korktu mu? Evet. Gitti arada aşağıya düştü. Bak üstünde var mı? Baksana. Bakayım. Şu an operasyon yapıyoruz, evet bakıyoruz. Yok. Sonra çıkışı farklı bir yerden yapacağız. Burada da yine
çok fazla etrafında şey var. Bir şeyler alabileceğiniz yerler var yani. Ya da vakıflar. Ha, yani işte kuruluşlar falan. Kafeler. İyi bayağı güzel. Öyleymiş o zaman eskiden evler. Bunlara benzetmişler. Yalnız kapılara falan bastım. Ne kadar güzel. Arabaya doğru gidiyoruz. Arabada görüşürüz. Artık çıktık. Arabayı yıkama gibi bir niyetimiz var ama inşallah sıra bulabiliriz. Genelde hafta sonları yıkamacılar bile dolu oluyor çünkü. Eğer yıkayabilirsek onu da çekeceğiz. Buradan giderseniz de Kızılay'a gidiyorsunuz. Biraz önce bizim gittiğimiz.